mısın Şurzan Efendi? 2 saat sonra maçın var. Ben her zaman hazırım. İyi iyi. Parmakların para saymak için sabırsız. Velid, bu maçta ne kadar bahis alınabilir ki? Kaçıracağın para Vedat'ın getirdiği paranın yanında 5 para etmez. O da yakalanmazsam. O yüzden yakalanacaksın. Nasıl anlamadım? Dediğin gibi, bahisler tahmin ettiğimden çok daha düşük. Ama benim hafife alacağım bir para da değil. Yani? Yanisi hem bu parayı alacağız, hem de bu maçtan bir gün sonraki büyük maçtaki parayı alacağız. O yüzden yakalanman gerekiyor. Çok büyük bir bahise hazırlık yapıyor Adnan Efendi. Ama bu maçın kuralları da biraz değişik. Beni yakaladığında öldüreceğini biliyorsun değil mi? Öldürür, evet. Ama büyük maçta onun için dövüşmeyi teklif edersen senin kılına dokunmaz. Onun yenilmeyen tek boksör olduğunu biliyorum Şurzan. O yüzden senin kılına dokunmayacak ve kabul edecek. Yapacağız. Yapacağız. Ali benim iş arkadaşımdı. Beraber çok hırsızlık yaptık. Bir gün bize büyük bir iş geldi. Altın çalacağız. Senin okul masrafları, benim bulaştığım tefeciler, anlayacağım büyük bir borcun içindeydim. Ölümle tehdit ediyorlar. Yani bu iş benim son şansımdı. Soyacağımız altınların tamamı da bütün borcumu kapatmaya yetiyordu. Ama bunun için soygundan sonra Ali'yi öldürmem gerekiyordu. Sen benim bu hayattaki en değerli varlığımsın Leyla. Sen de benim için öyle değil misin? Bizim bizden başka kimimiz var? Benim senden başka kimsem yoktu. 2 yıl öncesine kadar. Soygunu yaptıktan sonra Ali'yi öldürdüm. Aslında o an çok üzülmedim. Hatta seni yalnız bırakmayacağım için sevinmiştim de. Buyurun. Merhaba. Ben olanları duydum. Başınız sağ olsun. Rahmetli eşinizin arkadaşıyım. Dostlar sağ olsun. İçeri geçin isterseniz. Ben. Buyurun girin. Duydum. Sanırım Ali hırsızlık yaparken öldürülmüş. Hiç öyle biri değildi. Ben onu birkaç yıldır tanıyorum. Evet. Ali'yi hırsızlık yaparken öldürdüler. Allah işte fırsat vermedi. Sunduğum sınavı yaşayacaksınız dedi. Kızımız var bizim. Daha 3 aylık. Hasta. SMA hastası. Kas hastalığı. Tedavisi henüz yok.
diğer normal çocuklar gibi yürüyebilmesi için, gülebilmesi için, yaşayabilmesi için bir tane ilaç varmış yurt dışında. Ama dünyanın parası. Bizim böyle parayı bulma imkanımız yok. Ali o yüzden bu yola girdi. Bu parayı denkleştirebilmek için bu yola girdi. Ne yapsaydık? Kızımızın gözümüzün önünde eriyip gitmesini mi izleyecektik? Hata, günah, biliyorum. Ali bu şekilde para biriktirecekti. Kızımızı gidip yurt dışında tedavi ettirecektik. Ama olmadı. Öldürdüler onu. Ben şimdi tek başına kaldım. Ve ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ya komşularım bana öcü gibi bakıyor. Bir Allah'ın kulu gelip halimi hatırımı sormadı. Başsağlığı dilemedi. Kimse gelmedi. Neden? Çünkü kocam hırsızmış. Ya benim kocam evladını kurtarabilmek için yanından oldu be. Kusura bakmayın. Ben böyle bir anda kendi problemlerimle sizin de canınızı sıktım. Çok pardon. Siz benim canımı sıkmadınız. Ben sizin canınızı sıktım. Kusura bakmayın. Ben kalkayım. Çocuğunuzla ilgilenin. Ben tekrar gelirim. Evinizi biliyorum. Bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman da geleceğim ben tekrar. Şaka mı lan bu? Şaka mı lan? Çocuk. Çocuk yok ki oğlum. Çocuğu görmedik ki. Lan Ali. Ali niye söylemedin oğlum bana? Şaka. Şaka. Şoko, şoko. Bir iki gün sonra zaten her şey öğrenecek. Bu tezgahı ben Elif için kurdum. Onu tedavi ettirebilmek için. Tedavisi çok pahalı. Bu parayı başka türlü toplama şansım yoktu Leyla. Yaptığın hatanın bedelini zaten 2 yıldır ödüyorsun. Keşke bana anlatsaydın, ben bilseydim. Hiç değilse bu süreçte Ayşe'nin yanında olurdum, sana destek olurdum. Tamam. Anlattım ve duydun. Artık daha fazla elimize yüzümüze bulaştırmadan şu işi bitirelim ve bitsin gitsin artık. Tamam.
Anlıyorum. Başka bir yol bulacağız. Başka yol yok bile. Buluruz. Buluruz. Vur ulan! İndir şunu! Hadi oğlum! Hadi be abi, hallet abi! Hallet şunu be! Hadi be! Hadi oğlum, bastır! Hadi oğlum, hadi! Oğlum, evim var! Bu maça bastırlar! Hadi lan! Hadi oğlum! Vur oğlum! Vur! Vur! Allah kahretsin seni be şoför! Hadi oğlum! Dün 1-2 milyonumu çaldı. Bugün bana tam 5 milyon kazandırdı. Maçtan sonra öldürün bu salağı. Saldır! Saldır! Çık! Kontra atak! Kontra atak! Hadi hadi Gözhan! Allah belanı ver! Senin ağzına sıçayım! Hadi oğlum! Karımın kolu! Allah belanı ver! Hadi oğlum! Hadi oğlum! Hadi oğlum! Hadi oğlum! Bravo! Bravo! Oğlum kaybedersen öleceğini sana söylemiştim. Bu yavşak sizinle benim milyonlarımızı götürdü. Bunu istediğiniz gibi öldürebilirsiniz. Ne oluyor lan? Burada lan adam işte. Öldürseniz onu. Şurzan geri dönmeyi başardı. İstediğin olmadı be Vedat'cığım. Siktir lan. Şov yapma. Ha, bacağını da koy oraya. Çay içiyoruz oğlum burada. Ben hiç size saygısızlık etmedim. Tersane konusunu hiç saymıyorum. Hiç saymıyorum. O bazı ekip arkadaşlarımızın sorumsuzluğu ama kurtardım. Neden kurtardım? Ya harbiden ben bunları niye dakika başı kurtarıyorum ya? Kendi çıkarlarım için. Benim oyunumun kurallarını ben istemeden kimse değiştiremez. Sizi ben öldüreceğim dedim. Neyse. Evet beyler. Oyun bitti. Herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Geriye tek bir şey kaldı. Oyun bitti bitti de. Bu ne saçma bir oyun oğlum? Lan ölecek olan bensem, sık kafama gitsin. Hangimiz ölecek oğlum? Hanginizin öleceğini ben biliyorum. Ama ikinizin hasılatları da hemen hemen aynıydı. Tabii ben de her zamanki adaletimle aradaki farkı eşitledim. Kendi inisiyatifimle. İkiniz de aynı parayı getirdiniz. O zaman
ikimiz de ölmeyecek. Doğru mu anladım? Belki. O da bir seçenek. Harika işler çıkardınız. Ben Kenan'a da çok üzüldüm. Sonucunda benim çıkarlarım kazandı. Rahat otur Vedat'cığım. Abi. İyi misin lan? Vedat. Abi. Leyla otur. İyi misin? İyi misin? Abi bir şey yaptın. Vedat. Güldüm, inandım. Tamam. İnandım. Ne yaptın oğlum adama? Pasaportla evi ver. Ben siktir olup gidiyorum. Leyla yerine otur. İnandım vallahi güldüm tamam, ve yeter. Tamam otur yerine otur. Bokunu tamam. Çıkarmayın yeter. Tamam yerine otur. Adaletimden bahsetmiştim ben. Abi. İkinizin hayatta kalması bir seçenekti Şurzan. Ama ben diğerini kullandım be Şurzan. Şimdi dediğin gibi gidiyoruz. Leyla lütfen yerine otur. Şurzan abi yeter. Abartmayın. Şurzan, iyi misin? Abi yeter bak. Bak bokunu çıkarmayın yeter vallahi. Kalk! Vallahi inandım. Leyla dışarı çık. İnandım tamam güldüm. Leyla dışarı çık. Abi tamam söyle kalksınlar hadi ne olur. Bak böyle olsun istemezdim ben. Tamam. Ama böyle olsun istedim. Harika iş çıkardınız çocuklar. Ama ben de harika bir iş çıkardım. Sonunda sadece benim çıkarlarım kazandı. Buyurun, kime baktınız? Ateş ben. Velit'le birlikte çalışıyoruz. Velit size söylemedi mi? İçeride konuşalım, tamam. Buyurun. Ayşe Hanım. Velit söz verdiği gibi bütün parayı tamamladı. Hepsini banka hesabına aktardık. Anlamadım ben. Nasıl? Gereken her şeyi hazırladık. Bakın. Uçak bileti, pasaportlar, kalacak yer, hastane masrafları. Her şey hazır. Birazdan sizi almaya gelecekler. Allah'ım aşkına.
Ama Ayşe ve çocukla buluştun mu? Bundan sonra sana emanetler. Kendine de onlara da dikkat et. Ben artık yolun sonuna geldim. Amirim Velit adamları zehirleyerek öldürmüş. Bunda da kamera görüntüleri var. Olay yeri inceleme ekipleri kan ve doku örneklerinden tespit yaptı. Doğruymuş. Ne yani? Adamları hem zehirlemiş, sonunda yakmış mı? Öyle görünüyor amirim. Orası bu çocuğu. Ne bekliyorsun lan? Arayın her yeri didik didik. Hadi. Söyle. Ona kodumun çocuğu. Yürü, gidiyoruz. Ali sen de gel, sen de gel, gel gel. Neredesin? Tamam acele et, ben biraz gecikeceğim. Sara seni bekliyor, pasaportları alın ve benim gelmemi bekleyin. Abi bir sorun mu var? Sana dediğimi yap. Bak gecikme, halledin mi? Evet, merak etme cesetleri, üçünü de yaktım. Olur da yakalanırsak cinayetten mi yargılanmak istiyorsun, yoksa üç tane mafyayı soymaktan mı? Acele et, bak içim hiç rahat değil. Teslim ol Velit! Leyla, abi. Leyla polisler. Abi, abi kaç! Abi çık oradan! Leyla bak artık çok geç. Hemen Sara'nın yanına git, Ayşe'nin evinde seni bekliyor. Abi niye? Niye abi biliyorum. Leyla. Bilerek yaptım, isteyerek yaptım. Ben teslim oluyorum. Velit, at silahını. Dur dur dur. At silah. Ateş. Ateş. Tüm plan sorunsuz işlemek zorunda. Tüm emniyet teşkilatı bütün soyguncuların öldüğünden emin olmalı. Nasıl olacak o? Senin sayende.
Sen benim bütün mekanlarıma baskın düzenleyeceksin tek tek. Ama sen gelmeden ben oraları terk etmiş olacağım. Yani peşimde sen olacaksın. Rahatım biraz. Tüm soyguncuları zehirleyeceğim. Sonra bunların parmaklarını keseceğim. Neden? Ben bunları zehirledim. Bu pan zehirin işe yaraması için bunların vücutlarından yoğun bir şekilde kan çıkışı olması gerekiyor. O yüzden parmaklarını keseceğim. Ve o kestiğim parmakları da yakacağım. Külleri de yine mekanlarıma bırakacağım. Ve onları da sen bulacaksın. Kamera kayıtları sende. Küller orada. Küllerden DNA örneklerini alacaksınız. Yani bütün teşkilat, bütün emniyet, herkes bu adamların öldüğüne inanacak. Böylece polisin tek hedefi ben olacağım. Soyguncuları iyileştiren ekibim onlara yeni kimliklerini teslim edecek. Hiçbir şekilde aranmayacaklar. Zor ama yapacağız. Sen olmazsan yapamam. Ama olacaksın. Ben bir çocuğun hayatını çaldım, Ateş hayatını. Bundan sonra kimsenin hayatını çalamam. O çocuğun hayatını kurtaracağım. O adamların da hayatını kurtaracağım. Bir tek ben yanacağım, ben. Oğlum bunu yapmak zorundayım ben. En ufak bir şüphe duyarsan beni sat. Hiçbir sorun çıkmayacak, sen olursan. Lan bana kalsa bugün kafamı sıkarım. Ama gitmeden o çocuğu kurtarmak zorundayım. Oğlum hadi başlayalım lan. Sara! Sara! Sara Velid, Velid'i aldılar. Polisler aldılar Velid'i. Ne oluyor lan? Adam sadece bir çocuğun hayatını kurtarmadı ki. Bizi de hayata döndürdü. Bunu yaparken de sadece kendi hayatını yaktı. Şu an polis bizi ölmüş biliyor. Aranmamız da yok. Bu kadar ince planı da bize yansıtmadan başardı. Ya müebbet diyecek. İçeride yaşatırlar mı zannediyorsun? Onun hepsinin köpeği var içeride. Velid, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gidelim kendimizi gösterelim. Böyle saçmalık olmaz. Biz ölmedik. Ya soyduğumuz adamlar zaten polis tarafından aranan adamlar. Eğer biz ortaya çıkarsak Velid'in cezası 3-5 seneye kapanır. Evet, bunu yaparsak kurtarabiliriz. Ya da daha az ceza alırız. Ya sen kessene sesini. Ya neden? Ya niye susturuyorsun? Sus sen de. Uyutmuşsunuz zaten beni. Veda sen niye bir şey söylemiyorsun? Ya oturun oturduğunuz yerde. Niye? Neden? Sizin içeri girmenizi isteseydi Velid zaten bunu yapardı. Şimdi hepiniz bize yardım edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Bunu buradan nasıl yapacağız? Planı size Vedat anlatacak.
Oğlum birimiz hata yapsa hepimiz ölürüz lan, sıçarız. Vedat. Hata yapmamamız gerek. Eğer bu planı kabul edersen ki... Sensiz yapamam. Bu plan bitene kadar... Beni tanımayacaksın. Peki Leyla? O da dahil. Hiç kimse bilmeyecek o. En ufak bir hata, en ufak bir amatörlük bizi bitirir. Bütün planı bitirir, o çocuğu bitirir. Oğlum hadi lan. Çocuk var. Tamam mı? Ve her şey bitmiş olduğunda siz tamamen kurtulmuş olacaksınız. Ben de sizin cinayetlerinizden sorumlu olarak ömür boyu hapis cezası alacağım. Ben 1,5 sene önce bir hata yaptım Vedat. Bu hatanın bedelini ödemek için de daha büyük bir hata yapmak zorunda kaldım. Henüz ödemiş sayılmam. Tamamen ödemem için içeriden çıkmam gerekecek. Bu imkansız olduğu için beni kaçıracaksınız. Ben kaçış planını hazırladım. Her şey bitmiş olduğunda bunu arkadaşlara sen anlatacaksın. Bu tezgah içine düşen var. Sessiz ol, ittifak, bitik hal. Dikkat et, esikar. Babaşlar, oyunlar, savaşlar. Dümen al, zaman az. Ölüm var, sonunda lan yara. Bu tezgah içine düşen var. Sessiz ol, ittifak, bitik hal. Dikkat et, esikar. Babaşlar, oyunlar, savaşlar. Dümen al, zaman az. Ölüm var, sonunda lan yara. Ben bilmem, düzenler ayrı. Ben düşmem, vur planlar ayrı. Lakin adım Velid ama silmem. Beni bilmeyen herkese gider. Baştasın yarışlar ey, baştasın soygunlar ey. Sessizim sorunlu günler, kendimim elimde ipler. Bu tezgah içine düşen var. Sessiz ol, ittifak, bitik hal. Dikkat et, esikar. Babaşlar, oyunlar, savaşlar. Dümen al, zaman az. Ölüm var, sonunda lan yara. Bu tezgah içine düşen var. Sessiz ol, ittifak, bitik hal. Dikkat et, esikar. Babaşlar, oyunlar, savaşlar. Dümen al, zaman az. Ölüm var, sonunda lan yara. Tezgah, tezgah.